Kafirler nasipleniyor hocam diyoruz değil mi? Hani en güzel şeylerden onlar nasipleniyor. Peygamber Efendimiz ne diyor? Korkmayın, üzülmeyin. Niye? Bu dünya hayatı diyor, keferenin diyor, kafirlerin diyor, inanmayanların cenneti. Müslümanların ise cehennemi. Fakat hocam dışarıda bir boğa kaçmış, yeşil torba varmış başında. O neymiş ya? Kurbanlık. He. Bugün ise. Muhterem cemaatim Müslüman, bir tane boğa kaçmış sanırım. Başında da yeşil ne? Torba var. Yeşil torba varmış. Kimin ise haber ediverin bir zahmet.
gelsinler götürsünler veya arasınlar artık. Ön tarafı biraz daha sıkıştırabilir miyiz? Şöyle bir zahmet muhterem cemaatimiz mi? Arkada daha gelen cemaatimiz var. Arkalar tamamıyla doldu mu dışarı falan? Şöyle biraz daha dolduruverelim size zahmetle. Bakın arabada boşluklar kalmasın. Evet. Üst taraf tamamıyla doldu mu? Önde biraz geçebilirsin. Önde fazla yer kalmadı. Bayağı sıkıştı cemaatimizde ama. Yani idare edin bayram muhterem cemaati Müslümin bugün. İdare edeceğiz artık. Ne kadar sıkışsak da Rabbim inşallah Teala onun ecrini, güzelliğini bize ahiret gününde fazlasıyla, kat kat fazlasıyla verecek zaten. Hani diyoruz ya sürekli, ya Rabbi yaptığımız ibadetlerimizi sırat köprüsüne binek, cehennemine kalkan eyle diyoruz ya. İşte bu şuurla muhterem cemaat Müslümanı, bu güzelliklerle, bu niyetlerle. Önce niyetimiz halisane Allah-u Teala'nın rızasını kazanmak olsun. Ondan sonrası gelir zaten. Emin olun, biz samimi olduğumuz sürece Allah-u Teala hiçbir zaman bizleri sıkıştırmaz. Ne maddi olarak sıkıştırır, ne manevi olarak sıkıştırır muhterem cemaatimizi. Hayatta eğer yaşamamız gereken imtihanlar varsa da Rabbül Alemin'in onu vermesinde de bir hayır var. Yaşamamızı istiyor çünkü. Hani diyoruz ya, ya yolda giderken dahi bir tökezlesek şunu düşünmemiz lazım. Lan buraya ben neye tökezledim, burayı kim bozmuş, buraya taşı kim atmış, bilmem ne yapmış demeden ziyade ya ben bugün tökezledim, acaba yanlış bir şey mi yaptım? Rabbim niye bu ayağımı tökezletti benim? Veya başımıza bir iş geldiği zaman acaba bir suç mu işledim ki Rabbim bunu benim başıma verdi? Veya Rabbim uyanmamı mı istiyor acaba? Bir şeyler yanlış mı yaptım? Bu bilinçte olmamız lazım muhterem cemaatimizde. Yani Rahmani düşünmemiz lazım. Öyleyse geliniz bayramı bir gönül kazanmaya.
yaşlılara, kimsesizlere, büyüklere, hasta ve engelli kardeşlerimize bayram sevinci yaşatalım. Kırılan kalpleri, darılan gönülleri bayramın bereketli ve güzellikleriyle mamur edelim. Kardeşliğimize, bayram sevincimize engel olan farklılıkları, küskünlükleri, çekişmeleri, her türlü olumsuzluğundan kaldıralım. Unutmayalım ki birbirimize sunduğumuz her bayram hediyesi bizi Rabbimizin rızasına ulaştıracaktır. Birbirimize sunabileceğimiz en güzel bayram hediyemiz ise kalbimizin derinliklerinden gelen selam ve dualarımız, tebessüm ve ziyaretlerimiz olacaktır. Evet kardeşlerim, hutbeme son verirken nasipimizin yurt dışında yaşayan, millet varlığımızın gönül coğrafyamızdaki kardeşlerimizin ve alem İslam'ın Kurban Bayramı'nı tebrik ediyorum. Hadi görüşürüz abi. Görüşürüz abi. Hadi gel. Ayrılırım.
arabayla gideceğim demiyor. Arabayı bırak. Ya yürüyelim diyor artık. Arabayı bırakayım mı? Bayram Hüseyin abi. Bayram Hüseyin abi. Ne yapacaksın kapının önünde? Günaydın. Bayramı kutlu olsun. Sağ olasın. Sağ olasın. Hocaları ya. Babaya mı vermiş alayım? Sağ ol. Allah selam verin. Bir yanına gelin. Bayramı beraber olsun. Eline çektin mi? Abi hep çekiyorum. Takdir ediyorum seni. Bayramı beraber olsun. Sağ ol. Senin de. Bayram. Günaydın, bayramı kutlu olsun. Ya bırak hadi hele ya, adam çocuk kucaklar ya, evde kucaklar. Hadi ya. Bayramı kutlu olsun. Hayırdır. Bayramı kutlu olsun, mübarek olsun. Muhterem, günaydın, bayramı mübarek olsun. Sağ ol. Var mı? Var mı? Günaydın. Bayramınız mübarek olsun. Günaydın. Bayramınız mübarek olsun. Sağ olun sizlerin de. Günaydın, bayramınız mübarek olsun. Aa, Hüseyin abi, günaydın. Siz de hoş geldiniz. Sağ ol, hoş bulduk. Hoş bulduk, sağ ol. Herhalde yeter ha. Günaydın, başkanım, bir günaydın. Bayram mübarek olsun. Bayram mübarek olsun. Ali'cim günaydın. Bayram mübarek olsun. Bak geliyor adam. Günaydın. Bayram mübarek olsun. Sağ olasın. Nasılsın, iyisin? Abi kardeş, bir selfie yap bakalım, şöyle ortalık ikimizi bir çeksin bakalım bir. He? Sen de mi girdin aramıza? İyiyim kardeşim, ben de yaşlarım. Hep beraber burada. Gel bakalım hadi. Tam selfie oldu. Sağ ol kardeşim, teşekkür ederim. Eyvallah abicim, görüşürüz. Hadi görüşürüz. Abi bayram bayram. Günaydın. Sol elim oldu. Eyvallah. Pardon. Bayram mübarek olsun senin de. Tekrar. Memnun.